Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. İyonize edici yüksek enerjili radyasyonlar biz evet. tedavide kullanıyoruz. Tabii eski sistemlerde radyoterapiye bağlı yan etkilerin görülme insidansı çok daha yüksekti. Çünkü bu sistemlerde bizim tedavi ettiğimiz alanları net olarak belirlememiz mümkün değildi. 1895 yılında röntgen tarafından X ışınları ve Becquerel tarafından da radyoaktivitenin tanımlanmasından geçen bu 100 yıllık süre içerisinde radyasyon onkolojisi ile ilgili çok önemli gelişmeler oldu. Özellikle lineer akseleratörlerin keşfinden planlama sistemlerine tomografilerin, MR'ın, PET-CT'nin girmesinden solunum fonksiyonlu tedavilerin ortaya çıkmasından beri artık bizim tedavilerimiz görerek, bilerek yerimizi şaşırmadan yapılan tedaviler şekline döndü. Bununla ilgili şu anda Türkiye'de de dünyaya göre daha ön planda olan önemli cihazlar mevcut. Şu an ekranda da cihazlarınızdan örneği olabilir. Siz daha iyi aydınlatacaksınız hocam bizi. Ya da kullandığınız son sistem, cihaz yazılı görsel basında duyduğumuz bu mudur? Dinlemek isteriz sizden. Şu an şimdi evet, lineer evet. akseleratör cihazları çeşitli firmaların üretimlerine göre çeşitli birbirlerinden çok farklı özellikleri olmayan, evet. aynı amaca hedef alan cihazlardır. Ama tabii ki bundan 15 seneki önceki teknolojiye göre şu anki teknoloji çok çok ileride. Niye çok çok ileride? Artık biz bunları 3 boyutlu olarak hastayı görebilmekteyiz. Hastanın tüm organlarını bu 3 boyutlu olarak bilgisayar üzerinde oluşturabilmekteyiz. O bilgisayar bu mudur hocam? Çünkü izleyicilerimiz bu bir soruyor. Tedavi bu cihazı. Tedavi cihazı. Öteki evet. benim bahsettiğim tomografiden kişinin görüntülerini aldıktan evet. sonra bilgisayar sisteminde 3 boyutlu görüntüsünü oluşturduğumuz sistem. Evet. O sistem üzerinde yaptığımız planları zaten bu tür cihazlarda evet. gene kombin CT denilen bir özellikleri var bu cihazların. Yani CT çekebiliyor gene. Sizin yaptığınız planla burada çektiği CT üzerindeki planları match edip üst üste oturtup sizin çok doğru hatasız tedavi etmenize imkan sağlıyor. CT derken tam görüntü anlamında mı? Evet, görüntüleme. Evet. Tomografi deniliyor ya. Evet. Bilgisayarlı tomografi. Evet. Evet. Ayrıca PET filmlerinin hı hı. Şeye girmesi bize tümör dokusunu çok daha iyi tanımlamamızı. Aşamada olduğunu mu siz net orada görüyorsunuz o zaman hocam? Biz büyüklüğünü, evet. nerelere uzandığını, nerelerde hastalığın bulunduğunu çok daha net görüp çok daha net sınırlar çizme imkanına sahip olduk. Evet. Eskiden örnek veriyorum. Benim ilk çalıştığım yıllarda, yani 20 yıl öncesinden bu sistemler yoktu. Kobalt 60 denilen bir cihazımız vardı. Görüntüleme sistemi dediğimiz, simülatör dediğimiz bir sistemimiz vardı. Onunla görüntüler alınıyordu. Hastayı yatırıyorduk mesela biz. Görüntüyü alıyorduk. O görüntü üzeri, görüntüler röntgen filmi gibiydi. O görüntü üzerinden ortalama olarak nereye nasıl bir tedavi vereceğimizi hesaplayıp ona göre tedavimizi veriyorduk. Ama şimdi öyle değil. Şimdi gerçek birebir tümör hacmini oluşturup yerini, şeklini, her şeyini görerek tedavi ışınlarımızı nereden göndereceğiz? Nereden gönderirsek çevre sağlam dokuyu daha az hasar vererek biz bu tedaviyi başarırız, tümöre en yüksek dozu veririz. Bunun hesaplarını artık görerek, bilerek, hissederek, hissetme artık şey oldu, bir kenarda kaldı. Görerek, bilerek
ve isabetli olarak tedavi edebilmekteyiz. Bu nedenle tabii yıllar içerisinde radyoterapi alan hastalar sayısı da arttı ve bu hastaların radyoterapi ile ilgili yan etkilerden yaşam süreleri arttığı için müzdarip olmaları arttı. O nedenle bu teknolojiler çok hızlı bir şekilde gelişerek bizim bu yan etkileri, görülme insidanslarımızı artık çok minimalize etmiş durumda. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.